Sayın seyirciler, devam ediyoruz hemen programımıza kaldığımız yerden. Radyo Başkent'te ortak yayınımız sunuyor. Az önce anons etmiştim. Bir yazar, araştırmacı ve eğitimci stüdyomuzda Nihat Yasa değerli seyirciler. Kitaplarını konuşacağız bugün vaktimizin yettiği kadar. Tabii birden fazla kitap var ama bahsedeceğim iki kitap olacak. Hemen şöyle göstereyim. Bir, Miralay Velibey kitabının adı. Diğeri ise Zonguldak'ta maden kömürünün bulunuşu. Biraz Zonguldak'tan bahsedeceğiz, biraz da bu kitaplardan bahsedeceğiz. Ne var içeriğinde? Nihat Bey, hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Kanal Bey ailesine de bize bu imkanı tanıdığı için de ayrıca tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Estağfurullah. Şimdi Nihat Bey, vaktimiz sınırlı olduğu için iki kitaptan evet. bahsedeceğiz ama toplam kaç kitabınız vardı? Dört. Miralay Velibey ve Zonguldak'ta maden kömürünün bulunuşu Osmanlı arşiv belgelerinde. Bence bu kitaptan bir başlayalım istiyorum. Evet. Niye Zonguldak'a özel bir önem verdiniz? Oralı mısınız, orada mı yaşıyorsunuz? Ve Zonguldak nedir bu sizin için hayatınızdaki önemi? Zonguldak'ta doğdum. Babam Türkiye Taş Kömür Kurumu'nda, Kozlu'da emekli bir işçiydi. Dolayısıyla Zonguldak'la var olduk, Zonguldak'la büyüdük, onun ekmeğiyle büyüdük. Dolayısıyla Zonguldak bizim her zaman en önde gelen şiarımızdır. Bırakın bize desteğini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne de çok büyük katkı sağlamıştır Zonguldak. Ağır sanayi haneleriyle. Tabii. Zonguldak ağır sanayinin yani en büyük enerji kaynağı olan maden kömürü Zonguldak'ta bulundu. Zonguldak'la var oldu Karabük. Karabük, Safranbolu'nun Öğrebeli Köyü'nün 10 hal Karabük köyüyken bugün 130 bin nüfuslu bir kent, sanayi kenti haline geldi. Yine hakeza Ereğli de bu şekildedir. Hı hı. Ereğli de 1960'larda 8 bin kişinin yaşadığı bir balıkçı kasabasıyken bugün Ereğli Demircilik Sektörü Erdemir'le Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarının bulunduğu bir yerleşim yeri kenti haline geldi. Zonguldak bu bağlamda çok önemlidir. Maden kömürü Zonguldak'ta bulundu. Biz Zonguldak'ta maden kömürü bulunmadan önce Osmanlı döneminde maden kömürünün İngilizlerden alıyorduk. Ve İngilizlerden de bir takım tüccarlar kanalıyla alıyorduk. Bulak gibi bir takım isimler var. Bu kitabımızda da bunlar bulunmakta. Maden kömürünü onlar kanalıyla alıyorduk. Bunu hattanelerde, errehaneler yani bıçkı yerleri gibi. Hattanede boru yapılan demirden çelik gibi yerler. Tamamen dışa bağımlı gibiydik. Zonguldak'ta maden kömürü bulundu. Oysa ülkemizde ilk kömür girişimi İstanbul'da Karabulun ile Şile'nin Kilyos arasında ağaçlı kömürleri. Orada yedigunlar diyorlar. Orada kömür girişimde bulunuldu. Hatta Evliya Çelebi burada eserinde de bunu belirtiyor. Karataşlar diye belirtiyor Evliya Çelebi. Fakat bunlar lignit kömürüydü. Taş kömürü Türkiye'de bir tek Zonguldak bölgesinde var. Başka bir yerde yok. Yani koklaşabilen kömür Zonguldak'ta. Bu bağlamda değerlendiğimiz zaman Zonguldak ülke açısından önemi çok büyüktür. Son yıllarda gerçi yeterince Zonguldak yararlanamıyoruz çok şeyden. Benim öğrenciliğimde 70'li yıllarda Zonguldak'ın da işçi sayısı 50 bin dolayındaydı. Bugün o sayı yok. Lavvarıyla, merkez atölyeleriyle, onun her biri bir fabrikadır. Her bir lavvar kapandı, bugün kapatıldı. Üretim düştü. Oysa ki dünyada maden kömür üretimi hala devam ediyor. Tabii. En büyük maden kömür üreticisi Çin. Yani milyonlarca ton kömür üretiyorlar. Amerika, biz ilk onda değiliz maden kömür üretiminde. Yani Zonguldak bu bağlamda geride bırakıldı. Biz enerji kaynaklarımızı diğer alanlarda doğalgaz gibi dışarı bağımlı hale geldik. Oysa maden kömür üretimi devam etse bizim bu bağımlılığımız söz konusu olmayabilir. Şimdi bu kitap sizin de demin bahsettiğiniz gibi Zonguldak'ta maden kömürünün bulunuşu tamamen rivayetlere dayanmıştı. Bu hikayelere dayanıyor. Siz burada belgelere dayandırdınız. Belgeler. Yani ilk defa şu kitabı gösterdiğimiz zaman Zonguldak'ta maden tarihinin ilk kaynak kitap budur. Ben bir alayım. Şöyle sunayım. Hatta şöyle gösterebiliriz galiba değil mi? Bu Zonguldak kitabımız haldası, evet. Mehmet'ten bugüne kadar. Ahmet Naim kitabı. Burada bunlarla belge yok bu kitaplarda. Belge yok. Tamamen rivayetlere dayanmış. Dolayısıyla zaten belge olmazsa söz konusu değil, arşivler böyle açık değildi. Ulaşmalar da mümkün değil. Evet doğru. Doğru. O tarafı da var işte. Bütün bu kaynaklarımız salnamelerde falan burada hepsi. Zonguldak'ta bulundu kömür merkezinde. Yani buradaki kömür bulunduğu yer Köseağzı. Çeşitli rivayetler vardır. Zonguldak Kaymakamı'nın 1916'da bir raporu söz konusu. Bu raporda kitabımızda da var.
diyor ki kitap, maden kömürü Kös Ağzı'nda Ereğli Kestancı Köyü'nden gemici İsmail tarafından bulundu. Bir diğer görüşte işte Hacı İsmailoğlu İsmail Ağa'nın çubukçusu Uzun Mehmet Çatal Ağzı'nda. Çatal Ağzı nerede? Kilim'in ilerisinde. Yani bunların belgesi olduğu için herhangi bir şey yok. Fakat bizim yazdığımız kitap, kaynak araştırmamız 100'den fazla Osmanlıca belge söz konusu. Bu kitabın içerisinde maden havzası ile ilgili bütün belgeler söz konusudur. Zaten şöyle demişsiniz kitabın, evet, arkasında Zonguldak maden havzası tarihi rivayetlerle yazılmıştı. Evet. Zonguldak maden havzası tarihinde belgeler değil yazarlar konuşuyordu. Bugün Zonguldak maden tarihinde yazarlar değil belgeler konuşmuştur demektedir. En son cümlemiz neydi acaba? En son cümleniz de o. Evet, evet. Belgeler konuşuyor. Bu Çay Cuma'ya bağlı Zonguldak o dönemde. Zonguldak'ın bulunduğu yer İskele. Elvan Köyü'nün iskelesi. Zonguldak Çay Cuma'ya bağlı. Tabii ki. Çarşamba ama. Çay Cuma'nın adı da Çarşamba. Hmm. Yani şöyle Filios'tan Kozlu'ya kadarki bölüm Çarşamba Gazası. Çarşamba Gazası 1910 yılında adı diğer çarşambaları karıştırıldığı için Çay Cuma olarak denen, bugünkü Çay Cuma. O da büyük bir kent haline geldi. Zonguldak'ın bulunduğu yerde Zonguldak'ın Elvan Köyü var. Bugünkü Zonguldak'ın Üzülme İskele'ye kadarki bölüm Elvan Köyü'nün. Karşı tarafta Gaca ve bir köy daha var orada. Öbür karşı Soğuk Su tarafı Zonguldak'ın. Orası da başka bir aynı köy. Orası da Çay Cuma'ya bağlı. Ve Zonguldak'ta maden kömürü ilk defa burada bulundu. 1841 yılında. Bu bulunma haberi de bulunmayı da dönemin 1841'de Cerri Havadis diye bir gazete var. Cerri Havadis. Bu Cerri Havadis 10 günde bir yayın yapıyor. Bu yayını 13 veya 14 Şubat'ta veriyor. Kömür bulundu. Diyor ki burada Karadeniz'de Ereğli yakınlarında İngiliz yani yağlı istenilen özellikle kömür bulunduğunu haber yapıyor. Fakat şimdi şurada da göstereyim. Kömürün tabii belgeler Osmanlıca. Osmanlıca belgeler. Ben size şimdi size şeyi göstereceğim. İlk kömürün bulunuş belgesini. 1841 yılı. 41 yılı. Osmanlı arşiv belgelerinde. Evet, kitabınızı evet, ekrana verdik zaten. Hatta tekrar ekranda kalsın kitap. Bilinsin Liman Yayın Evi'nden çıkan bir kitap aynı evet, zamanda. Evet, evet, evet. Osmanlı arşiv belgelerinde evet, Zonguldak'ta evet, maden kömürünün bulunuşu. Efendim, belge bu. Bunu tabii ekranda görsek de mümkün değil ama siz eğer okuyabilirsiniz. Tabii okuyayım. Sevinirim çünkü ekranda belli olmaz o Osmanlıca. Evet, şöyle göstereyim belgeyi, size göstereyim. Diyor ki burada Karadeniz'in Anadolu tarafında bazı mahallelerde kömür madeni olduğu, görüldüğü, kılındığına binaen dayanarak neden tahalli devletli Kaputan Paşa, bu Kaputan Paşa şeydir bu donanma komutanı, hı hı, bu deniz komutanı anlamında Kaputan Paşa Küçük Hüseyin Paşa'dır. Küçük Hüseyin Paşa demin ilk konuya girerken bahsetmiş olduğum şey vardı, Yedigumlar Kömür Madeni. Bunun işletmeciliğini yapıyor. İstanbul'da dediğimiz. İstanbul'daki kömür. Fakat bu kömür lignit kömürü. Çok kaliteli bir kömür, aha, değil. Burada diyor ki bakınız. Kaputan Paşa Hazretleri'nin kömür mahalli ihraç ettirdiği yani çıkardığı oldu. Mahallin tahmin 10 saat budunda Çarşamba kazasında. Yani Çarşamba kazası dediği bugünkü Çay Cuma. Kömür burada bulunuyor. Maden kömürü. Akabinde 1840 yılında Kozlu'da da maden işçileri gönderiliyor. Zonguldak Kozlu'ya. Onun da belgesi burada. Elimizde. Bu da 5-4-1841 tarihli bir belge. Hmm. Şöyle göstereyim. Ekranda. Diğeri Şubat ayı, bu Nisan ayı. Aynı yıl tabii. Evet, evet, aynı aynı. Akabinde zaten demin bahsettiğim gibi Cerri Havadis'in haberi de zaten Cerri Havadis de bu 14 Şubat'ta veriyor. Haberi. Akabinde ihalesi yapılıyor. 6-9 Haziran 1841'de bu ihalesi yapılıyor. Ve kumpanya bunu çalıştırıyor. Kumpanya. Orada devletin paşaları, sahipleri. Sonra yabancı işçiler de geliyor. Hırvatlar geliyor. Karadağ'dan geliyorlar. Yani hemen 1841'de... Bakın Hacı Ali Efendi, bu belge Zonguldak'ta bakın 1843'te Hacı Ali Efendi şeydir, madenlerin yönetimi. Hacı Ali Efendi. Sonra yine... Ona bir bakabilir miyim Nihat'ı? Buyurun. Siz diğer belgeleri göstereceksiniz. Şu belgede yine Kozlu Amasra
Amasya'daki maden kömürle ilgili. Sonra bu kumpanyanın ortakları, hepsi orijinal Osmanlıca belge bunların. Evet. Buyurun. Siz kitaba bütün bu belgelerden yola çıkarak yazdınız değil mi? Ben bu kitapta yüzden fazla belge koydum. O zaman çok uzun bir süreç almıştır kitabı yazmanız. Tabii yani. Çok da böyle kolay olmamış. Yani şöyle, ben zaten yazıyorum ama ben görevdeyken de, Çankaya Milli Eğitim görevdeyken de makale yazıyordum. Bu makalenin Zonguldak'ta Halkın Sesi gazetesinde yayınlanıyordu. Bartın Halk gazetesinde yayınlanıyordu. Yazıyordum periyodik olarak. Ama kitabı haline getirmedim. Emekli olduktan sonra ilk kitabım benim Gurucuşehir'de kendi memleketimle ilgili. Bu kitapta Ahşap Tekne Diyarı Kurcaşı'yla, Ustalara Diyarı Kurcaşı'yla bunu yazdım ben 1997'de. 2008'de yine o bölgeden Haydolun Miranşehir Sancağı'nı yazdım. Bu şekilde benim ilk kitabımın konusu Zonguldak'ta maden kömürünün bulunuşu. Şimdi ben bir de bir isim tanıtmak istiyorum. Şu elinizdeki Miralay Veli Bey. Ben de onu diyecektim Nihat Bey. Buraya Miralay devam Veli edelim. Bey, zamanı kullanmak istiyorum. Tabii çok iyi yaparsınız. Evet, çünkü evet. 8-9 dakikamız var. Evet. Zamanı kısıtlı kullanmak istiyorum. Miralay Veli Bey, Zonguldak Maden Nazır Muavini ve Fen Komisyonu Reisi. Yani Zonguldak bölgesinde maden açılacak ise Miralay Veli Bey de izinsiz açılamaz. Miralay Veli Bey, Bahriye'nin şu an ekranda kitaptan bölümler. Aslen Kurucaşile'de. Arkadaşlar veriyor Nihat Bey. Kurucaşile'de, evet. Bu fotoğrafı da, o ekrandaki fotoğrafın da ortadaki Hasan Paşa'dır. Maden Nazırı. Ortadaki Hasan Paşa. Hı hı. Hasan Paşa'nın sağ tarafındaki Bahriyeli Miralay Veli Bey. Sol tarafındaki de Rüştiye Muallimi Ereğli de Nimet Hoca. Havuz Nimet Hoca. Ortadaki Hasan Paşa. Fakat Hasan Paşa Kozlu oturmuyor. Madenlerin merkezi Kozlu. Yönetim yeri Kozlu. Miralay Veli Bey Kozlu oturmuş. Kozlu'da herhangi bir adı da geçmiyor. Zonguldak'ta geçmiyor Avza'da. Oysaki kok fabrikalarının işlemlerini düdün yazdık zaten, var bu. Korcu kumpanyasında, Kozlu'daki bir kumpanyadaki gösteren bir anlaşmazlığı çözmek için ilk defa gönderiyor. Aslında bunun Harbiye yılında, Bahriye Mektebi'nin yılında Bahriye'de öğretmenlik yapıyor bu. Makine, çarkçı subayı. Çarkçı makine anlamına geliyor. Çarkçı subayı Miralay Veli Bey. Kozlu'ya geliyor. Sonra akabinde 90'lı yılların sonunda İngiltere'de Osmanlı dönemi yönetimi bir gemi, buharlı gemi almak için Veli Bey'i gönderiyor İngiltere'ye. Makineye bakacak çünkü o işi uzmanı. Sonra Veli Bey oradan geldikten sonra 92 yılında Kozlu'ya geliyor tekrar. Maden Nazır Muavini oluyor. Madenleri yönetiyor. Yani düşünün yani. Maden Nazırı var ama Muaviniler biliyorsun yardımcılar daha çok çalışır. Veli Bey hem o yörenin çocuğudur. Kurucaşile'nin bugünkü Tekgörlü'nün Turabi köyü eski adı, şimdi köyü Çayaltı, lakapları bunun ailenin Lazoğulları. Veli Bey'in doğum yeri Amasra yazıyor. Amasra yazmasının sebebi de o bölgenin Amasra'ya bağlı olmasındandır. Kitabımızda var Veli Bey'le ilgili. Ya Bey belgelerden mi denk geldiniz? Var, tabii Veli Bey de belgelerden. Yani oradan mı esinlendiniz? Yoksa biliyordunuz? Veli Bey'i zaten kısmen araç belge elinde yokken de Veli Bey'i biliyoruz. Biliyordunuz tabii. Büyüklerden de Veli Bey'in Kozlu'da maden açtığını, yaptığını her şeyi biliyoruz. Tabii, duyuyoruz, şöyle duyuyoruz. Veli Bey'in akrabalığını tanıyorum zaten. Veli Bey'in oğlu İstanbul Tükerem, Bartın'ın eğitim devidir. Fransızca öğretmeni, Bartın Ortaokulu'nun ilk müdürü. Bartın'ın eğitim deyince İstanbul Tükerem akla gelir. Ve Bartın'la ilgili ilk yazılı kitabı da var. Bartın Çevresi Ortaokulu diye. Şimdi dolayısıyla Zonguldak'ta Veli Bey'in adı bir yerde geçmiyor. Benim yazmamın sebebi bu. Veli Bey'i tanıyorum. Küçük bir kitap oldu. Puntosu. Veli Bey'i bu şekilde tamamladıktan sonra Zonguldak'ta yetişmiş. Zonguldak'ın medarı iftarları olacak. Bakın. Nihat Bey şey çok güzel olmuş ya bu kitaplarda. Bu belgelerin fotoğrafları var. Tabii. Çalışmalardan fotoğraflar ama var ama onları belgeli, da güzel yapmışsınız. Tabii kaynakça da var aynı zamanda. Tarih belgeli yazılır. O zaman o tarih olmuyor. Belgeye yoksa, şimdi Zonguldak'ta bugüne kadar Zonguldak Maden Havza'ya ilgili belge koyan ortaya olmadı ki. Tabii. Şimdi bu kitapta Ahmet Naim yazdı. Ahmet Naim yazdı, burada bu ölüm olayı da yok. Yani Ahmet Naim'den önce Uzun Mehmet'in öldürüldüğü, cinayet işlendiği, zehirlendiği bir durum yok. Ahmet Naim, tamam kendisi hikaye yazarı, önemli bir yazar, emeği de çoktur. Şimdi Ahmet Naim'in yazdığı kitabından önce Ahmet Naim, 1900'de daha önceden şöyle göstereyim, buradaydı herhalde. Bulamadım da vallahi şeyi. Belge çok olunca bulmak da zor oluyor. Belge değil de bir gazete küpürü vardı. Burada buldum. Bakınız.
Ahmet Naim 1932 yılında bunu haber yapıyor. Son Posta gazetesinde. Fakat burada Uzun Mehmet adını koyarak Uzun Mehmet'i koyuyor. Uzun Mehmet 1831 yılında da ilk yapılan Osmanlı nüfus sayımında Uzun Mehmet'in oğlu Mustafa 40 yaşında. Uzun Mehmet kaç yaşında olur? 30'lar 31'de başlıyor. Bahsediyorum. Uzun Mehmet Bahriye'de askerlik yaptıysa Bahriye'de askerlik. Oğlu 40 yaşında. Kendisi kaç mi? Yaşında yaptı bu askerliği? Vallahi doğru. Bu sormak lazım. Ben bir eğitimciyim. Çağdaş modern eğitimde sorgulayacak, soracaksın. Herkesin yerini kabul edemeyeceksin. Dostunu, arkadaşını dostu kabul edemeyeceksin. Muhakkak, diye. Muhakkak. Bizzati göreceksin. Şimdi bu kitabın hiçbir yerinde bir belge yok. Ama Zonguldak Maden Havzası'ndaki tüm yazılanlar bu ilk dayanak budur. Hiçbir yerinde belge yok. Çünkü belgeye ulaşması da mümkünatı yok. Şimdi gelelim Zonguldak'ın yetiştirmiş olduğu çok önemli bir şahıs. Bu gördüğünüz, ekranda bunu gösterirsem, tabii şu an ekranda. Bu ekrandaki kişi Zonguldak Müftüsü. Zonguldak Müftüsü yani, efendim. Onu dosyadan çıkartırsak şu an parlıyor çünkü biraz. Öyle mi? Şöyle, şöyle vereyim. Evet. Ben göstereyim? Ben göstereyim, size anlatayım. Şimdi Zonguldak Müftüsü İbrahim Hakkı Akça. İbrahim Hakkı Akça Zonguldak'ın yakında bir köyü var. Şey köyü var Zonguldak'ın. Çağlı köyü. Çağlı. Eski adı Martman'mış bu köyün adı. Zonguldak'ın köyü şu anda. Bu köyde doğuyor. İlk eğitimini de babası Molla Durmuş'tan alıyor. Sonra akabinde Ereğli'ye giderek Ali Molla Medresesi'nde 3 yıl eğitim alıyor. Daha sonra da İstanbul'a gidiyor. Süleymaniye'de eğitim alıyor. Müftü oluyor. Zonguldak'a geliyor, atanıyor. Zonguldak'ta, Zonguldak vilayet olduğunda 1923'te ilk müftü de budur yani. Birinci. Bu o dönem zor şartlar. Kurtuluş Savaşı olduğu dönem. Müdavuk cemiyetleri kuruluyor her yerde. Karşı olanlar da var, kuranlar da var. Bu Zonguldak Müftüsü İbrahim Hakkı Akça, Zonguldak Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin başkanı. Başkanlığı yapıyor. Ve bu beyefendinin Nihat Zonguldak... Bey bu arada yavaş yavaş toparlayabilirsek evet, sevinirim. Şunu da ifade edeyim. Bu beyefendi mezarı yok. Kayıp. Kaybolmuş. Zonguldak'a sesleniyorum yetkililere. Bunun beyefendinin mezarını bulun Müftü Bey'in. Bakın İslam Adası yakasında duruyor. 1935 yılında mı? Evet etmiş. Evet kalp sektesinde ölüyor. Bir bayram arifesinde ölüyor. 63 yaşında galiba sanıyorum 63 yaşında vefat ediyor. Mezarı yok Müftü Bey'in. Hızlı geçiyorum. Bu beyefendi Zonguldak Maden Müdürü yapıyor. Zonguldak Belediye Başkanı yapıyor. İlk Belediye Başkanı Zonguldak elektriğe kavuşuyor. Bakınız. Ticaret Odası Başkanlığı yapıyor. Bunun da Zonguldak adı geçmiyor. Beyefendi mezarı Hüseyin Fehmi İbrahim mezarı İstanbul'da. Sonra Zonguldak'ın efendim bu ilk kaymakamı, ilk Zonguldak'a atanan kaymakam. Zonguldak, şöyle göstereyim. Zonguldak'a atanan ilk kaymakam. Zonguldak 1899'da Hemen kaza olduğu zaman. Efendi. Evet evet ilk kaymakam bu. Zonguldak'ın da son kaymakamı da bu beyefendi. Ahmet Cevdet Bey. Şimdi geldim çok önemli bir kişiyi tanıtıyorum. Hemen kısa geçiyorum. Mehmet Refik Fenmen. Mithat Paşa'nın... Mesela biz tanımıyoruz Mehmet Refik Fenmen'i. Duymadınız mı efendim? Duymadım. Bu beyefendi Türkiye'de elektrik mühendisi, profesör. Madencilik mühendisi. Tabii. Bakın bu beyefendi Mithat Paşa'nın kızının oğludur. Zonguldak Maden Mektebi'nin, bakın Zonguldak'ta Maden Mühendis Mektebi'nin de müdürlüğünü yapıyor. O kadar hizmeti var ki. Bir sürü eseri var, kaynağı var. Zonguldak'ta bunun talebelerinin adı verilmiş. Talebelerin Zonguldak adları var. Verilmiş. Ama bu beyefendinin adı Zonguldak hiçbir yere geçmiyor. Yani belediyeye buradan sesleniyorum Zonguldak Belediyesi'ne. Yine Veli Bey için Kozlu ve Zonguldak Belediyesi'ne de sesleniyorum. Lütfen. Bunların, bu değerlerimizin adlarını bir yere veriniz. Yani Müftü Bey'in de adı yok bir yerde. Çünkü Zonguldak demeye geçen isimler evet, bu evet. bahsettiğimiz Ben isimler. Bütün Zonguldak'ın caddelerini hepsini aldım. Sokakları, cadde adlarını aldım elimde. Bu isimleri rastlamadım. Tanımadım da bir sürü insanın ismi var burada. Ama bu isimler önemli. Efendim, şimdi... Nihat Bey son sözümüzü son alacağım. Sözümü bağlıyor muyuz? O zaman şunu söyleyeyim. Benden sonra bir canlı yayın daha var, oraya geçeceğiz. Hemen kapatıyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum ama son olarak en son geçen ay Amasra'da 42 maden şehidimiz oldu. Maalesef. Yani yerin
350 kotunda, 300 yerin yani deniz seviyesinde 350-300 metre aşağıda. 1992'de Kozlu'da, 1972-70'de Kozlu'da oldu. Ben Kozlu'daydım, öğrenciydim. Okulun camları kırılmıştı, gırız olmuştu. En son 91 yılında Kozlu'da çok 263 işçi kaybetti hayatını. Ondan sonra ben Ereğli'de öğretmendim, oradan Kozlu'ya gittim. Yine Soma'da Türkiye'nin en büyük kazası oldu, işçi kazası oldu. Ermenek'te. Gasap'ta, bakın ben hepsini çıkarttım onların önemli kazalarını. Size de bırakayım bunu da. Olur. Evet, yani bütün Karadon'da, Gedik'te, İncir Harmanı'nda, Armutçuk'ta 103 tane işçimiz öldü, vefat etti. Dolayısıyla bunlara saygıyla anıyorum maden şehitlerimizi. Biz de bir işçi çocuğuyuz, o yörenin çocuğuyuz. Yani havayı teneffüs ettik. Biz onların çıkartmış olduğu kömürle büyüdük. Bir parça kömürle bir ömür verenler. Nihat Bey, çok teşekkür ediyorum anlattıklarınız için. Ben değerli teşekkür isimler, ediyorum. Unutmamak lazım dediğiniz gibi. Çünkü insanlar, milletler geçmişiyle yaşıyor, tarihiyle yaşıyor. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Size kolaylıklar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Eğitimci, yazar, araştırmacı Nihat Yasa konuğumuzdu. 4 kitap var. Biz 2 kitaptan bahsettik. Zonguldak'ta maden kömürünün bulunuşu. Osmanlı Arşiv belgelerinde kitabın bir tanesi. Diğeri de Miralay Veli Bey. 2 kitaptan bahsettim Nihat Bey ve dediği gibi tarihi değerlere sahip çıkmak gerekiyor. Çünkü emek veren insanlar var şehirlerde. Türkiye'nin kalkınmasına ve imarında. Programın sonuna geldik. Yarın sabah burada değiliz. Saat 8'de hafta sonu programı ekranlarınızda olacak. Gizem Küçüktepe'nin sunumuyla bizler pazartesi saat 7'de yine burada olacağız. İyi bir hafta sonu sizlerle olsun. Programda emeği geçen herkes adına bu güzel dileklerde bulunuyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.